Herkese yeni bir gezi videosundan merhaba. Çok sık çekemiyorum ama asla vazgeçmiyorum. Bugün de sizlerle birlikte Gürcistan'a gideceğiz. Ama gitmeden önce bir Hopa'ya gidiyoruz uçakla. Güzel bir Karadeniz kahvaltısı yapıyoruz. Daha sonra otobüsle Batum'a geçiyoruz ilk durak olarak. Şöyle ki hiçbir konaklama almadık. Bir plan yapmadık. Sadece uçak bileti, otobüs bileti bile almadık. Orada bakacağız artık. Elbette popüler yerleri de ziyaret ediyor oluruz ama daha önceki videolarıma da bakarsanız belki tarzımı anlayabilirsiniz. Doğal geziler de yapacağız. Canımızın istediği gibi yemek de yiyeceğiz. Yani aslında siz ben ne yapıyorsam onu izleyeceksiniz. Bir içerik oluşturmak için değil, sizinle aslında hayatımı ve yeni kültürleri nasıl karşıladığımı göstermek için video çekiyor oluyorum. Bana umarım bu seyahate eşlik edersiniz ve yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Ama önden şunu söylemek isterim ki daha önceki videolarıma gelen yorumlara istinaden. Arkadaşlar ben tarihçi veya ekonomist değilim. Tam olarak bir gezgin de değilim. Umarım belki bir gün olabilirim. Ama böyle bazen ekonomi hakkında yorumlar yaptık, garip garip cevaplar geliyor. Değilim yani. Bunların hiçbiri değilim. Sadece Funda'yım ve sizlerle birlikte ulaşılabilir bir seyahat planlamak istedim bu sefer. 3-4 şehir geziyor olacağız. İnanın planlamadık. Doğaçlama olacak. İlk başta Batum, Kutaisi, Tiflis diye düşünüyoruz ama belki farklı yerleri de görüyor oluruz. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Şimdi havalimanına gidiyoruz araçla. Bir sonraki durağımız Hopa. Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Şimdi Hopa'dayız. Video çekmeyi unutmuşum. Bir arkadaşımın teyzesinin mağazası var. Onu ziyaret ettik önce. Bize bir pideciyi önerdi. Biz de geldik. Bakalım yiyeceğiz. İsmi Bay Toshi. Okunuyor mu bilmiyorum. Acıktın mı çok? Ben de çok acıktım. Ne oldu, öldün mü? Buradan şimdi şey oldu. Biz sarpa mı geçecektik? Bu Hopa'dan sarpa minibüsler varmış. Orada sınırda inecekmişiz. Sınırdan sonra tekrar minibüse bineceğiz ve 20 dakikada falan sanırım Batum'a ulaşacakmışız. Ama bizim kalacağımız yer Orbisti diye bir yer, deniz kenarı. Orbisti bir bina, yüksek binalar. Orada kalacağız. Ya sanırım oraya direkt ulaşım yok ama taksiler falan da oluyormuş sınırda. Bakalım, deneyimleyeceğiz. Pide gelince de pideyi göstereyim. Ne yapıyorsun? Ya. Gelen pideye bakar mısınız? Nasıl yenecek bunlar onu düşünüyorum. Nerede böyle bir yer? Şu anda Sarp sınırı kapısındayız. Hopa'dan Sarp'a minibüs var. Kişi başı 50 TL. Yani çok iyi fiyat. Şimdi burada Duty Free varmış. Oraya bir gitmek istiyorum. Bakmak istediğim şeyler vardı. Havalimanına gidemeyeceğim için üzülüyordum ama burada da varmış. Bilginiz olsun yani. Hadi hep birlikte gezelim. Bu arada biraz yoruldum ve rengim benzim attı. Artık şöyle bakmasınız. Biraz gürültü var, kapatıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, video çekemedim detaylı bir şekilde. Çünkü sürekli indik bindik, kontrolden geçtik derken. Bu arada Duty Free'yi gezdim. Şimdi video çekmedim orada. Dönüşte zaten yine muhtemelen oradan döneceğiz. O zaman çekmeyi planlıyorum. Şimdi sınır kapısından minibüsle geldik Batum'a. Biz bu Orbisti denen deniz kenarı yerde kalacağız demiştim ya. Oraya geldik, erken indik. Batum merkeze kadar gidiyor.
Kişi başı 2 lari minibüs ücreti. Yani gayet iyi bir fiyat. Bu arada şu anda 1 lariye 12 ile çarpıyoruz. Bugünün kuruna göre. Bakalım geldik. Şimdi kalacağımız yere yürüyeceğiz. Birazcık. Henüz daha keşfetmediğimiz için algılayamadık etrafı. Böyle eski binalar var. Yürüdüğümüz yolları çekiyorum. Bir okul bahçesi gibi bir yer. Bakalım nereye çıkacağız. Kalacağımız yer böyle deniz manzaralı güzel bir yermiş. Zaten akşam da sahil şeridinde yürüyüş yapacağız. Onları da gösteriyor olurum. Arkama baksanıza. Yani lüks binalara ulaşacağız. Ve geçtiğimiz sokaklar böyle sokaklarda çamaşır asmışlar. İlginç. Hala işte soba yakılan evler var. Yani şunun için söylüyorum. Köylük bir yerde olsak okey evet. Ama Batum'da beklemiyordum açıkçası. Değişik. Güzel. Nasıl bir yere ulaşacağız çok merak ediyorum yani değil mi? Batum'un tarla başına tarla gerçekten biraz tarla başı gibi. Acaba dedik böyle şey tehlikeli bir yer mi ama emin de olamadım. Ya da ama oldukça normal belki de. Şu binalardan birindeyiz. Büyüklüğüne bakar mısınız ya? Burası Orbis City. Booking üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten Booking'de genelde Orbis City'de yerler var. İşte deniz manzaralı falan diye. Hem de bir nebze uygun fiyatlı. İnsanlar tercih ediyor. Trafik de ilginç burada. Gün batır mı güzel he? Açık bir gökyüzü. Havada mis gibi. Korkuyordum soğuk olacak diye. Gayet iyiymiş. Korkacak hiçbir şey yokmuş. Booking'den iletişime geçmiştik. Öncelikle A bloğa gittik. Odamızın orada olduğunu yazmışlardı. Ama öğrendik ki orası ofismiş. Bize oda kartımızı verdi. Odanız C bloktu dedi. Onun için de dışarı çıkıp dolanmamız gerekti. Neyse şu an odaya geldik. Size manzarayı göstermek istiyorum. İlginç bir yer gerçekten. İşte manzarası. Karşımızdaki binaya bakar mısınız? Sonsuz bir bina resmi. Korkutucu ama keyifli. Bu da diğer tarafı. Şimdi saat gece 1. Bunda ne yaptın onca saat derseniz yani anca yerleş, bloğunu bul, bilmem ne derken çok vakit geçti. Ve inanın bugün çok yoruldum ya. Yani saat 8'de yola çıktık. Ve akşam 8 gibi de yerleşebildik derken sonra kendimi zorladım dışarı çıkmak için. Dolayısıyla onunla ilgili bir şeyler de çekemedim. Neyse bu akşam kasinoya gittik. Kasinoda ne yaptık? Ufak tefek bir şeyler kaybettik. Neyse mühim değil zaten. Çok da önemli değildi. Şimdi dönüyoruz. Size etrafı göstermeyi çok istedim. Çok güzel bir gün batımı vardı. Aslında onu çektim. Eklemiş olabilirim de videoyu şu an. Siz onu önceden izlemişsiniz diye düşünüyorum. Şöyle ki tüm gezilerimizin sonunda tekrar Batum'a geri döneceğiz. O zaman Batum'u detaylı çekmeyi düşünüyorum. Belki de o videoları buna eklerim. İnanın bilmiyorum o kadar yoruldum ki. Şimdi Batum'un merkezinden Orbis City'ye doğru yürüyoruz. Böyle bir 20 dakikalık falan mesafe, 20-30 dakika. Biraz dedik hava alalım ama
enerjim de kalmadı. Ama hala enerjisi olan birileri var. Ne yapıyoruz? At mı bineceğiz? Artık sabah oldu. Daha doğrusu saat öğlen 1. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim 12'de çıkışımız vardı. Araba teslim alacaktık. Araba kiralamıştık. Ama saati ben hala İstanbul saatinde bıraktığım için apar topar çıkmak zorunda kaldık. Yani mesela saati 11.30 görmem ama 12.30 olmuş gibi. Olsun. Dün çok yorgundum. En azından dinlenme fırsatım oldu. Gerçekten ayaklarım hala o kadar ağrıyor ki sürekli işte odaya yerleş, araba işini hallet bilmem ne derken. Artık sanırım tam anlamıyla gezime geçiyor olabileceğim. Şimdi şey diyorum şimdi, İzmir Saat Kulesi'ndeyiz. Çok benziyor gerçekten. Bir sahil kesimindeyiz. Yiyecek bir şeyler bakacağız. Ama şöyle etrafı bir doğasını da göstermek istedim. Burası biraz tezatlıklar şehri. Bakın şöyle arkamı dönüyorum. Gökdelenler var. Sonra böyle dönüyorum. Deniz manzarası. Doğa ile iç içe bir yandan. Yani şehir bölünmüş vaziyette. Hem böyle eski mahalleleri var. Mesela şu gökdelenlerin arkasında tarlabaşı gibi mahalleler var. Ama bir tarafa geçiyorsunuz işte lüks kazinolar, night club'lar, yani gece kulüpleri. Bir anda doğa. İlginç. Ama tabii keyifli bir yandan. Böyle geri geri yürüyor. Ne tarafı? Bakın böyle günlük turlar vesaire var, tercih edebilirsiniz. Ben genelde tercih etmiyorum. Dondurmacılar. Şimdi biraz. Teşekkürler. Genelde Türkçe konuşabiliyorum. Bakın burası çarşı gibi, mısırlar, meyveler. Sanki böyle şey, şimdi de tatil bölgesine geçmişiz gibi. Ama tam olarak değil de. Güneş de yakıyor. Güneş de yakıyor ama soğuk mu sıcak mı anlayamadım ya. Zaman zaman üşüyorum. Volkan. Zaman zaman sıcaklıyorum. Ali ve Nino'ya gelmeyenleri ülkeden atıyorlarmış. O yüzden gelmişken uğrayalım dedi. Yani ben de çok merak uyandıran bir yapı değil ama hadi gelmişken çekelim. Zaten hikayesini vesaire biliyorsunuzdur. Sürekli aynı şeyleri anlatmaktan hoşlanmıyorum. Şöyle benimle selfie'si olsun madem. Ama benim aklım müziğe gidiyor. Muhtemelen müzikten de telif yiyeceğiz ama olsun. Salla. Salla babam salla. Caddelerinde geziyoruz. Ali ve Nino'nun olduğu yerden uzaklaştık. Yiyecek bir şeyler bakacağız. Bu şekilde aslında şöyle yeşillik olması güzel ama bu Arnavut kaldırımları hiç araba kullanmaya uygun değil. Araba takır tukur gidiyor. Bak İtalyan pizzacısı varmış. Yine başlayalım mı? Pizza serüvenine.
karşıya geçelim demek. Nereden çıktı? Kim uydurdu? Ben. Sen. Şarkı al. Gökçe, ne yapıyorsun? Çok fazla köpek var, hiç kedi yok şehirde. Ya güzel bir şehir ya, beğendim. Totale baktığımızda beğendim. Ama anlamlandıramadım. Noktaları var, olsun. Ama ki beni alakadar etmez yani ben. Gezeceğim, gezeceğim, yemeğimi yiyeceğim, yiyeceğim. Golden Palace Hotel. Arkamı alayım da şöyle göstereyim. Güzel ama sokakları. Bir de hava da böyle ne soğuk ne sıcak anlayamadım açıkçası ama ha, keyifli şimdilik bakalım. Öncelikle yeni gözlük aldım. Bir Gürcistan markası, iyi bir markaymış. O yüzden gözlüğümle videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle altı buçukları ya böyle biri tavuklu biri peynirli. Börek tarzı bir şey aldık. Kahve, Napoli kahvesi. Bakın şurası. İçerisi de çok tatlıydı. Rus bir hanımefendi vardı. O da çok tatlıydı. Kahvemizde tanesi küçük boyu 6'ları. Ama belki siz tercih etmezsiniz. Hani 6 çok gelebilir kahve için ama ben kahve çok sevdiğim için tercih ediyorum. O yüzden afiyet olsun. Şimdi çok güzel yeni gözlüğümle birlikte şöyle yemeğimizi yedik, dolaşıyoruz. Ne yapacağız? Kutaisi'ye geçeceğiz ama Kutaisi'ye geçmeden önce sanırım bir botanik park falan var. Batum'dan biraz çıkınca oralara uğramayı düşünüyoruz. Henüz kalacağımız yeri seçmedik, tutmadık. Nerede kalacağız onu da bilmiyoruz ama buluruz. Sadece internet yeterli bulmak için. O yüzden sorun yok. Böyle kafamıza göre takılmak da bence gayet keyifli. Ve kendimizi bir yere bağlamamak bana böyle özgürlük hissiyatı veriyor. O yüzden bu kararımızdan dolayı mutluyum. Böyle. Bu arada yediğimiz o böreklerin güzeldi, beğendim. Tavuklusu da güzeldi. Peynirlisi de böyle biraz hafif ekşi bir peynirlendim. Ama güzel. Fiyatı da fena değil bence. Gayet yenebilir. Ya böyle pahalı restoranlardansa gerçekten hani böyle küçük salaş yerlerde bir şeyler atıştırmak daha keyifli olabiliyor gezerken. Tavsiye ediyorum. Şuranın tatlılığına bakın ya. Sokakları çok sevdim. Tabii bizim Beyoğlu'nda da var böyle sokaklar ama burada tabii ayrı güzel. Peki. Şimdi böyle sokaklarında tur yapıyoruz. Gerçekten çok tatlı ya. Çok böyle küçük tatlı evleri de var. O büyük gökdelenlerin yanı sıra. Balkona salıncak kurmuşlar. Bu restoran neymiş? Ha, Arabic and Thai. Sahranın baharatları diyor. Hiç unutmuyorum şeyde. Nerede? Karadağ taraflarında mıydık? Aynen. Artık o kadar acıkmıştık ki ve hiçbir şey bulamamıştık. Bir de yoldan gelmiştik. Bir tane Arap mutfağı bulmuştuk. O kadar güzel gelmişti ki çünkü çok lezzetli yapmışlardı. Bir de bizim lezzetlere de yakındı işte musakka falan. İnanılmaz zevk almıştım o yediğim yemekten. Hala unutamıyorum. Ne? Aa, kruvasancı mı? Kruvasan istiyordun bak. İşte daha güzelini yedim.
Tamam, peki, afiyet olsun. Mekana bak. Nereye yürüyoruz? Arabaya. Araba neredeydi? Otopark. Aa, biz arabayı otopark. 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 Abi de ne konuşuyorlar ya? 100 dolar arabaya verdim, 100 dolar karıya verdim. Ya pis ya, terbiyesiz ya, konuşmaya bak. Valla kimse kusura bakmasa gerçekten utanıyorum bazen başkaları adına. Şu an İstanbul'a işe giderkenki hislerimin aynısına sahip. O yüzden keyiflenmeyi bekliyorum. Neyse, biraz yeşillik görünce ve güzel bir kahve daha içince kendime gelebilirim gibi. Öyle bir yerde durduk. Tren istasyonundayım. Bir de terlik giydim. Ay ne yapayım, yeter, ayakkabıdan sıkıldım, yemedim. Çorabın üstüne terliğimi giydim. Rahat ettim. Şimdi tren istasyonunda ama size bir şekilde biliyorum. Az önce bir köpekçik geldi. Şu anda da burada. Selam verdim, bir koştum. Beni dedim kapacak kesin. Aslında bence oynayacak da. Bakayımdır. İşte bu. Ne oldu? Merhaba. Sen yürü bakalım. Ay. Nurofen alsaydım bir. Çok hapşırıyor, bir Nurofen içseydi. Oğlum bunun yok mu ya? 5 kuruş var. Ya atma, bir de yutar onu, yapma. Ya yutar. Umurunda bile değil. Diyor ki beni bununla mı oynatıyorsun? Kedi miyim ben diye. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Merhaba. Bu aksiyonlar için fazla büyük gibisin ama sen bilirsin. Dur dur. Ay, bu da yavrusu mu? Kutaisi'de de artık yollarımız ayrıldı. Batum'dayız. Batum'da bir günden sonra daha artık dönüyoruz İstanbul'a. Şu an Batum sahildeyim. Biraz ayaklarımı soktum tabii ki. Şimdi de botanik bahçede dolaşacağız. Denize aslında girsem mi diye düşündüm. Su çok soğuk ama yani girerim aslında ben. Sadece ıslak dolaşmak şimdi biraz rahatsızlık verici. Onun dışında bakalım botanik nasıl olacak. Şimdi botanik parkın içerisine girdik. İki kişi 40 lari ödedi. Kadir. Ödedi. Yani. 40'ları 500 lira yapıyormuş arkadaşlar. Baktım az önce. Biraz umutsuz. Çünkü bilmiyorum, botanikliğe girdik de inşallah bir şeyler vardı. Şimdilik sadece ağaç gördük. Çiçeklere çiçeklere isim yazmışlar. Neyse, güzel değil mi? Bak, deniz manzarasına yürüyorsun işte. Daha ne? Nefes al, rahatla. 40'ları. Değil mi? Havada para kokusu var. Oh, 500 lira. Ya Ankara'da buralara giriş bedava ya. İstanbul'da bak, Maçka Parkı'na gir. Yıldız'a git. Tamam, o zaman orada git gez. Ne geliyorsun? Koskoca kent ormanına gir, beleş. Ama buradaki ağaca giriş parası alıyorlar. Dur bakalım ya, belki böyle üç kanatlı kelebek falan yeriz. Beni 40'lardan sonra burada bedava doyurmaları lazım. Öyle bir şey yok. Tıslamaya başladım. Ben sana botanik. Yok yok, iyiyim. Tıs. Tıs. Burada her ağacın bir özelliği var. Farklı türden ağaçlar var. Tabii şimdi bunları videodan anlamanız zor ama gelip okumanız, kitapçı incelemeniz gerekiyor. Bu şekilde.
Böyle bir yürüyüş yolu bakalım. Uzunca bir yürüyüş yolu var. Piknik alanları var. Bir yandan denizi görüyor. Bakalım mesela bu neymiş? Japon kamelyasıymış. Eğer bitkilere ilginiz varsa bence bu sizin için iyi olabilir. Yani her şeyi görme fırsatınız olur. Aa, bakın gül gibi çıkmış. Yapraklara bakın, sanki dans ediyor. I feel good. Dırıdı. Koyacağım ki. Bu da kaldığımız yerin manzarası. Burası komple deniz. Sabah efsane olacak. Sabah da çekip koyacağım. Burada kalacağımızı bilseydik daha uzun bir vakit ayarlardık muhtemelen. Batında son kahvaltımız. 12'den beri kahvaltı yapacak bir şeyler arıyorduk, yiyecek. Ama bir türlü bulamadık. Bizim hep börek falan aldığımız yerde de masa hep doluydu. En sonunda yer bulduk. Şu an başka bir şeye gülüyorum da dikkatim dağıldı. Onun dışında bir şu poşetim tutar mısın? Uçuyor. Bir sandviç alayım dedim. 4,5 lariye yarısını yedim. Düşünün, kocaman bir şey. Şimdi afiyetle onu yiyorum. Bir de o çok beğendiğim kahveciden yine kahve aldım. Onu içeceğim. Kuşlarımızı besledik. Benim bacağıma vuruyorlar yemek ver diye. Hepsini verdim. Doydular. Şimdi gitme vakti. Bu arada sandviç yediğimiz yer burası. Kafede hemen yanında. Şu şekilde caddede.